Adım Hakkı Ayrancı. 25 yıldır taksicilik yapıyorum. Duisburg'da ve çevre şehirlerde en büyük sıkıntı, gittiğimiz yerlerde durma yasağının olduğu yerlerde hiçbir müsamaha gösterilmiyor bizlere. Mesela geçmiş zamanda bir iş almıştım. O işte bana hemen polise hazırmış sanki geldi, ceza yazdı. Ben dedim burada nerede duracağım? Burada duramazsınız. Ama nerede duracağımı gösterin, o da yok. Çünkü komple bütün cadde yasak. Tolerans yok. Tolerans sıfır. En büyük sorunumuz bu. Bahnhof'taki zorluklar, mübalağasız söylüyorum, bazen 2,5, bazı günler 3,5 saat beklediğimiz oluyor. Ondan sonra da geliyor, şöyle bir tur atar gibi, kısa bir iş geldi mi bütün gününüz ölür yani. Taksicilerin en büyük sorunu tuvalet sıkıntısı. Tuvaletimiz yok. Şöyle bize ait, hani DVG'nin böyle bir şey sunması var ya insanlara, kendi elemanlarına. Anahtarlarıyla giriyorlar. Tuvaletleri var onların. Belirli duraklarda. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Gideceğiz işte Spielhalle'ye, bilmem farklı yerlere, otellere gidiyoruz. Onlar da bazen sokmuyorlar, rıza göstermiyorlar. Burada bir de en büyük sıkıntımız, müşteriyle buraya geldiğimizde müşterimizi burada bırakırken ceza yazılıyor. Yani müşteriyi bırakırken yazıyorlar. Gördüğünüz gibi şurayı da çekerseniz, Ordnungsamt'ın şeyi var orada, polis ve Ordnungsamt. Oradan bakıyorlar, şurada bıraktığınız an, burada yani şuraya bıraktığınız zaman hemen cezayı oradan doğru yazıyorlar. Hiç dışarıya çıkmalarına bile gerek yok. Mesela o boş alanda müşteriyi bıraktığımız zaman, o zaman da hemen o camdan bakıyorlar, camdan doğru yazıyorlar cezayı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Yani Bahnhof'un neresinde biz müşteri bırakacağız? Şu ileride bırakabiliyorsunuz. Şu ileride. Oradan da müşteri buraya zaten gecikmiş, trenini yakalaması gerekiyor. Biz de genelde şurada bırakıyoruz ki yakın olsun diye. Ama cezayı yiyen biz oluyoruz yani. Şu gördüğünüz BB Hotel var. Bu otelin önünde Mörs'ten gelen City Hopsalar var. O City Hopsalar orada bekleyip buradan gelen müşterileri de o tarafa yönlendiriyorlar. Buraya getirdiklerine söylüyorlar, biz burada duruyoruz. Geri gideceğiniz zaman da buraya gelip binebilirsin. Mesela biz 25 euroya Mörs'e gidiyorsak onlar 13 euroya mı? 12 euroya. 12 euroya. Yani yarı fiyatına buradan müşterilerimizi alıp gidiyorlar. Yani biz burada boşuna durmuş oluyoruz. Buna da bir çözüm getirilmesini temenni ediyoruz ama temenni de kalıyor sadece. 22 senedir taksicilik yapıyorum. Geçen Vanheim'a Strasse'da bir auftrag aldım, 17 numaradan. Ben gelene kadar hemen ceza yazdılar. Müşteriye gidip şey haberi gelene kadar. Diye sen burada Farad Veik'ini şey yaptın diye, meşgul ettin diye burada böyle duramazsın. Ben de dedim nerede duruyor? Müşteri zaten kapısının önü, buradan gelecek. İleri durdu mu gelmiyor dedim. Sentrale gidiyor. Bunun için Ordnungsamt'dan sorun yaşadım ve 15 euroya ceza yazdılar yani. Duisburg City Königstrasse'ye taksiyle girdiğimiz zaman oralarda doktorlar çok oluyor. Yaşlı insanlar çıkıyor. Onları almak için şehir içine giriyoruz. Orası Fuskanga zone olduğu için. Şu suratlı gittin. Şunu yaptın, bunu yaptın, buraya giremezsin falan, bunun gibi sorunlar yapıyoruz, çekiyoruz, ceza yazıyorlar. Vallahi ben 15 seneden beri taksiciyim. Taksicileri böyle biraz aptal, gerizekalı, hiçbir şeyden haberi yok.
Halbuki İngilizce var, Almanca var, Türkçe var, Arapça var. Bir şey sorduklarında şaşırıyorlar. Aa, bu yetenekten taksi sürüyorsun diyorlar. Yani bizi en son sınıf insan diye görüyorlar. Halbuki biz de ekmeğimizin peşindeyiz, mesleğimizin peşindeyiz. Bu da bir meslek. Müşterilerle sıkıntımız, müşteriyi gideceğin yere götürüyorsun, çıkartıyor, ya param yok diyor, ya kaçıyor. Bu arada polis çağırsak bela, polis bir şey yapamıyor, polis üzerine arıyor, üzerinde para varsa alıyor, veriyor sana, yoksa ismini cismini veriyor, mahkemeye git diyor, uğraş dur artık. Sonuçta bir şey çıkmıyor. Sonuçta elde sıfır, avuçta sıfır. İsmim Uğur Kınıcı, 1991'den beri taksicilik yapıyorum. Duisburg'daki sorunlar arkadaşların dediği gibi işte Maybus, Duisburg'un Ordnungsamt'ı şeye karşı gelmediği, City Hops'a, Mers tarafındaki taksicilere. Hatta hafta sonlarında Stadt'ın kendi otobüslerini koyması, taksicilerin işlerini daha da kötüleştiriyor. Zaten işler kötü. Ondan dolayı sıkıntılar oluyor. Bir de toleranslı davranmıyorlar bu Ordnungsamt'ın insanları. Mesela burada görüyorsunuz kendiniz, burada taksinin durabileceği herhangi bir yer yok. Buradan hariç. Şurada bir durayım da müşteri bırakayım derken adamlar bakmışsınız uzaktan doğru ceza yazıyor size. O camdan doğru yazıyorlar. Camdan doğru yazıyorlar cezaları. Hiç şey yapmıyorlar.